Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Fırında sebzeli baget yapacağız. Malzeme listemiz arkadaşlardan rica ediyoruz. Şöyle bir gelsin bakalım. Evet. 1 kilo tavuk baget, 3 adet patates, 100 gram bezelye, 2 adet havuç, 1 çay bardağı sıvı yağ, 5 adet karışık biber, 1 tutam maydanoz, dereotu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da pul biber kullanacağız. Fırında sebzeli baget için. Kim yazıyor bu listeyi Ayşegül Hanım? Kim yazdı listeyi? Siz yazıyorsunuz. Ben yazayım değil mi? Evet. Bugün fırında yapacağız tavuklarımızı. Biraz daha farklı evet, olacak. Evet, tavukları fırında yapacağız, pişireceğiz. Tenceremize sebzemizi hazırlayacağız. Fırında pişirdiğimiz tavukları bir pişirme yapacağız. Ondan sonra sebzeyle beraber güzelce sebzemizi soteledikten sonra tepsimizin altına sebzemizi dizeceğiz. Ve ondan sonra bagetleri tekrardan dizip fırına öyle süreceğiz. Tamam, harika. Çok güzel, çok güzel olacak. Çok güzel bir yemeğimiz olacak. İnşallah. Evet, şöyle malzememizi biz saydık zaten. Şöyle bir geniş bir taban alıyoruz. Bir de her zaman ne diyoruz? Diyoruz ki bol oluyor, bereketli oluyor. 3 çeşitle yola çıkıyoruz, 4 çeşit oluyor, 5 çeşit oluyor. Bunun da sırrı nerede? Çok iyi biliyorsunuz besmelede. Hakikaten evet. Besmeleyle yapılan her işin sonucunda bolluk, bereket vardır. Bismillah dedik. Hadi bakalım evet. Yapalım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, biz sos hazırlarken sürekli vurguladığımız bir nokta var biliyorsunuz. Hangi et yemeği olursa olsun, normal yaptığımız etler, tavuk olsun, balık olsun, İlk önce şöyle bir adet soğanınızı, büyük de olabilir veya küçük de, o size kalmış bir şey. Güzelce bir doğrayın. 3 tane biber alın şöyle gördüğünüz gibi. Sadece şöyle güzelce kafalarını ver. Bunu kestikten sonra şöyle biberleri biraz büyük olacak şekilde doğrayıp geniş kabın içine attınız. Evet, biberler sonra, güzel bir lezzet veriyor. Evet, şöyle biraz sıvı yağınızı içine ilave edin. Sıvı yağınızı içine ilave ettikten sonra şöyle bir iki tatlı kaşığı kadar bir tuzunuzu içine ilave edin. Ve ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar da pul biberi içine ilave edin sevgili izleyicilerimiz. Ve az bir şey, hafif biraz kimyon daha güzel bir tat versin, fazla olmayacak şekilde. Evet, çok güzel. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, bütün malzemelerimizi hazırladık. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle. Ve tavuk bagetlerimizi, biz biraz karabalık bir aile olduğumuz için biraz fazla aldık. Sağ olsun şöyle Turan abi hazırlamış. Şöyle bir güzel bir karıştıralım. Tavuk bagetleri. Biliyorsun Ayşegül Hanım, sağlığımızın değerini çok iyi bilmemiz evet, lazım. Hakikaten. Evet, hakikaten. Telefonu duyunca ben böyle o kadar mutlu oldum ki ne zamandır da görüşemiyordum. Öyle sürprizler işte böyle hani akrabalık güzel şey ya. Kıymetini bilmek lazım öyle. Hakikaten. Evet, aynen öyle. Bazen ama gerçi dostluklar da kuruluyor hani akrabadan da öte oluyor ama ne olursa olsun kandır, candır kesinlikle. Hani derler et tırnaktan ayrılmaz diye. Evet. Bir de şu var, özürlü insanların inan ki çok yardım etmemiz lazım. Evet. Sahip çıkmamız lazım, onları kollamamız lazım. Ve onları yerine kendimizi koymamız lazım. Tabii ki. Ama her insan, ben böyleyim, yarın ne olacağım belli değildir. Her insan, nedir sevgili izleyicilerimiz, bir özürlü adayıdır. Tabii, hep çünkü evet, yarın doğru. Engelli hangimizin ne, yarın ne olacağımız belli değildir. Onun için evet, insanlara saygılı olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmamız lazım. Kesinlikle. Ben ömrüm boyunca gerçi şey yapmak istemedim ama ilk ben gurbete çıktığım zaman 92-93 o tarihlerde çıktım. Benim arkadaşlarım sürekli toplu işte ıvır zıvır şey yapar. Ben farklı yönlerde işte dini ibadetler falan bir hocam vardı. Bana şunu derdi, oğlum sen ol, hiçbir zaman kendini hiçbir insandan üstün tutma. Ben o gündür, bugündür, ben esnaflık da yaptım, benim yanımda işçilerde çalıştı, her türlü şeyde branşta çalıştım. Ve TV5 ailesi beni çok iyi biliyor, biz burada da bayağı bir program yaptık ve farklı kanallarda da program yaptım. Ben bir çöpçü bile olsa, bir meydancı bile olsa, her ne olursa olsun tüm insanları kendimden üstün tutarım. Kesinlikle insana, hiçbir zaman, evet, insana insan olduğundan dolayı tabii değer evet, vermek lazım. Öyle.
Bir de şöyle bir şey var, kesinlikle insanı yaptığı görevden dolayı asla küçük görmemek lazım. Evet, aynen. Neden? Öyle. Hep böyle bir söz var, sevgili dayım gerçekten bazen zaman zaman evet, da paylaşır böyle. Evet, buradan kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, gerçekten ne der ki, bir ayakkabıcıya da ihtiyacımız var, çöpçüye de ihtiyacımız var, başbakana da ihtiyacımız var. Kesinlikle herkesin bir görevi var. Hepimiz evet. insanız, hepimiz kıymetliyiz, hepimiz değerliyiz. Muhakkak ve saygı çok önemli. Çok güzel bir söz daha var bizim oralarda, biliyorsunuz da, der ki bu güzel söz, sevgide özgürlük, saygıda mecburiyet vardır. Kesinlikle evet, saygı öyle. Çok önemli. Ben esnaflık yaparken bende iki tane dükkan vardı, bir de şubem vardı Ayşegül Hanım. İşte çalışırken ben şey yaptım, arada bir 6 ay bir süre geçti. Bir gün benim de sürekli gelen bir müşterim vardı. Ben pazar günü dükkanı açtım, işte ben kendim çalışıyordum. Baktım müşteri bana dedi ki, ya dedi, senin dedi patronun yok mu bugün dedi bana. Aynı böyle inan ki bak evet, şey yaptı. Orada bana, bir işçi gibi çalışıyorsunuz. Bana dedi senin patronun yok mu dedi. Ben dedim ki izinli dedi. Ben hiç şey yapmadım yani, bozuntuya da vermedim. Hı-hı. Benim yanımda çalışan garsonu benim patronum zannediyormuş. Evet doğru oldu tabii muhakkak. Ondan yani sonra öğrenmiş. Evet. Kadar güzel bir şey ondan yok. Ondan sonra öğrenmiş geldi bana dedi, geldi sen de buranın sahibiyiz. Kusura bakma, yok dedim, olur mu dedim, ne demek. Muhakkak ki. Bir de şöyle bir şey var, kesinlikle dediğiniz gibi kibir çok çirkin bir şey. Evet, mütevazı olmak çok önemli. Direkt ne insanı ateşe götürür. Ne olursa olsun hakikaten kendini bilmek kadar güzel bir şey yok. İnsanların gözünde kibirli olmadığınız, alçak gönüllü olduğunuz zaman küçük gibi görünseniz aslında en yüce makama sahipsiniz bence. Evet, en yücelik evet. oradadır gerçekten. Allah katında ve hani derler böyle, zamanla ne ekersen onu biçersin. Evet, aynen. Tek kelime öyle. Ne ekersen onu biçersin. Ayşegül Hanım şu tepsiyi alabilir miyim size zahmet? Evet, bugün öyle biraz paylaşıyoruz gerçi, konuşuyoruz. Evet, konuşuyoruz. Zaman zaman insan hakikaten böyle şeyleri paylaşmaya ihtiyaç duyuyor. İnşallah sıkmıyoruzdur. Evet sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi sevgili yönetmenim, İsmail'im, kardeşim, bu bagetler ben sırf özel senin için hazırladım. Ama sosladım. Bu da ona çok olacak. Bizimle paylaşacak o mı acaba? O zaman şöyle bak, şöyle ortadan şey yaparız. Yarısını kameraman kardeşlerimize, yarısını da yönetmenimize veririz. Tamam, hep beraber kardeş kardeş yeriz evet. inşallah. Şöyle sebzelerimizi de ziyan etmiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle biberleri de, soğanımızı da ne yapalım? Geç şöyle kameramanın önünü kapatıyoruz ama. Evet şöyle sosumuzu hazırladık. Şimdi tavuklar ilk önce şöyle 180 derece, şöyle 180 derece bir evet tatlı da istiyormuş, ses geliyor şu an bize. Tatlı da hazırlayacağız sevgili İsmail. Şöyle tenceremizi ocağa koyduk tekrardan, altını yaptık. Şöyle içine az bir şey bir sıvı yağımızla ilave yapalım. Ayşegül Hanım çay hazırlamıştık ama bugün... Evet çay dolduralım. Öyle bir hızlı kendimize. Giriş yaptınız ki artık çay may her şeyi unuttunuz yani. Bu kadar evet, hızlı giriş yapmayın. Çaysız geçer mi hiç vakit gerçekten? Çayı çok seviyoruz. Kesinlikle yaz, kış, bak, sıcak. Bak öyle bir hızlı giriş yaptınız. Ben soğuk. Fırını bile unuttum bak. Sizin yüzünüzden açmayı unutmuşum fırını. Şöyle bir ağız seç sevgili izleyicilerimiz. E tabii bir suçlu aranacaksa burada tabii kime yani suçu... Size hemen bir yani... En yakınımızdaki her zaman ya suçludur ya evet. da haklıdır. Sizce suçlu musun, haklı mısın? Var ya bir tane şey, Orhan Baba ne diyor? Bence sen de haklısın diye. Herkes kendince haklı. Evet. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz güzelce... Bir iki adet soğanımızı doğruyoruz. Küçük küçük küp şeklinde. Şöyle buyurun. Afiyet olsun. Evet de, şimdi ne yapıyoruz? Ayşegül Hanım biliyorsun evet. benim soy isim Arvas ama Arvaslar bizim amca oğulları. Biz onlarla akraba olduğumuz için bizim çok akrabalarımız var. Bana hiç selam göndermiyorsun dediler. Buradan tüm Arvaslara canı gönülden sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet selam gerçi olsun. Siz de Arvasları tanıyorsunuz. Evet evet selam gönderiyoruz evet. herkese sağ olsunlar. Evet şöyle bolca sevgili izleyicilerim. Tabii ekrana çıkınca şimdi bazen böyle selam gönderiyoruz. Sevenlerimiz istiyor, bekliyorlar gerçekten. İşte zaman zaman da böyle hani unuttuklarımız oluyorsa da artık aflarına sığınıyoruz. Herkesi seviyoruz. Evet aynen öyle. Evet şimdi bir adet güzelce soğanımızı koyduk tencereye sevgili izleyicilerimiz. Soğanımız pembeleşinceye kadar güzelce kavuracağız.
Ve o kavrulurken biz de şöyle güzelce bir adet havucumuzu renk versin, tat versin ve güzellik versin diye soyalım. Onu da katacağız içine. Evet, havuç, bezelye, ondan sonra bakın soğan. Güzel havuç, sebzeli olacak. Havuç biliyorsun göze çok iyiydi Ayşegül Hanım. Evet, göze çok iyi. Zaman zaman vurguluyoruz kesinlikle. Kansere çok iyi gelen bir sebze. Dile, özellikle kanserine. Dile çok iyiymiş. Dile mi? Evet. Öyle mi? Doğrudur. Evet. Ama aa, sizi fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum Ayşegül Hanım. Siz fazla kullanmayın. Zaten hızınızı alamıyorsunuz ya. Yani. Evet, ağlatıyorsunuz beni. Bakın ağlamaya başladım. Evet sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi bir adet havucu da küçük küçük küp şeklinde doğradıktan sonra onu da hazırladık. Evet, benim konuşmam için havuç yememe gerek yok. Zaten konuşmayı çok seviyorum. Sen aman fırsat vermeyin. Tutmayın beni. Evet. Evet, şimdi havucu gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz soğanla beraber soteliyoruz. Ve onlar tencerede pişerken ben de şöyle patatesi güzelce bir şekilde küçük küçük doğrayayım. Ön bir hazırlık olsun. Ayşegül Hanım hayırdır? Evet, herhalde sinirim bozuk benim, ağlıyorum. Evet, şöyle. Özellikle ben o soğanları seçiyorum Ayşegül Hanım. Yani hangi soğan daha çok acıysa. Mesela soruyorum marketçi. Arkadaşım bu soğan acı değilse götürmem diyorum. Özellikle anlaşıyoruz, ondan sonra alıyorum. Yani soğan ağlatmayacaksa, soğan hüzünlendirmeyecekse ne yedim ben o soğanı o zaman? Öyle mi? Tabii. Evet, ağlatmayan soğan, hüzünlendirmeyen soğan, soğan değil. Evet, ne yedim ben o soğanı? O zaman elma kullandığım daha iyi yani. Değil mi? Evet, güzelce sevgili izleyicilerimiz. Evet, ne demişler? Bugün böyle biraz edebi konuşuyoruz. Neden olsa gerek bilmiyorum artık. Sormayın bu halimiz nedendir diye. Evet. Ne demişler? Gözyaşları ruhun sessiz sözleridir diye. Akan gözyaşları aynen öyle. Ruhumuzun sessiz sözleri oluyor. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor. Evet. Harikasınız, evet. Bir yandan tavuklarımız, sevgili izleyicilerimiz pişiyor. Acaba biz bunu hani soruyorum sadece. Böyle altına sadece sebzeleri çiğden dizip üzerine de bagetleri koysaydık. Evet, öyle de olurdu ama bezelye biliyorsun konserve olduğu için şimdi domates, biber de onları da doğrayacağız. Biraz domates, biber ayrı bir lezzet olsun diye tekrardan şey yapıp. Ama böyle de yapabiliriz orta kısmı tabii yapılıyor. Tamam. Yani öyle de onu isteyen, da söyleyelim evet, de. Çünkü biliyorsun isteyen, biz yok, hani söylüyoruz ya farklı yöntemlerle de hazırlamak tabii, isterlerse. Yani öyle de yapmak isteyen. Bu sefer ne yapacağız? Soğanı piyaz şeklinde havucu küçük küçük doğraması lazım. Yani teşin, yarım dilim teşin. Evet. Dilim şeklinde güzelce doğraması lazım. Patatesi de halka şeklinde. Ondan sonra alta sersin bezelye. Ondan sonra fırına atabiliriz. Evet, o şekilde yapabiliriz evet. Ama bu şekilde ama biraz daha farklı bir görüntü evet, vereceğimiz için hem biz böyle görüntü, bir şey hem lezzet evet, açısından daha farklı olsun diye, daha güzel olsun diye daha doğrusu. Her şey sizler için. Her evet, şey sizler aynen için. Öyle. Bu şekilde yapıyoruz. Şöyle böyle de güzel olacağını söylüyor ustamız. Aynen öyle. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz. Önce güzelce havuç soğanı evet, bir öldürüyoruz. Yaralı bir şekilde bırakmıyoruz. Öldürmemiz bu lazım. Bu arada fırında pişirdiğimiz tavuğu bir pratik bilgi paylaşmak istiyorum. Eğer hemen yemeyecekseniz ve de kurumasını istemiyorsanız ne yapacaksınız? Fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyo ile sarın. Tavuğunuz yumuşak kalacaktır. Hemen tüketmeyecekseniz eğer bu şekilde tazeliğini, yumuşaklığını koruyabilirsiniz. Evet, alüminyum folyo ile de sarmasalla bile ne yapabilirler? Kapağını veya da bir tane kapak varsa kapakla da kapatıp evet o şekilde de evet, yumuşamasına. Alüminyum folyo olmayabilir. Evet. Güzel bir kapakla kapatıp öyle zaten tavukları pişmiş olacak ve yumuşak bir şekilde yemiş olurlar. Şöyle domates ve biberlerimize doğrayalım sevgili izleyicilerimiz. Her zaman Ayşegül Hanım. Domatesin kilosu nasıldı bugün? Şimdi bugün, her gün soracağım artık. Bu domatese evet, zam geldi, zam. Domates aynı ama bugün pazar daha uygundu. Normal markette. Pazara gittiniz mi? Evet, bugün kasada. Turan abiyle biliyorsun kasabın oradan geçerken bugün pazar vardı. Harika. Pazarda 2 liraydı. Ben her zaman diyorum işte böyle pazardan alışveriş yapalım evet, daha güzel. Pazarda 2 liraydı, markette 3,5 liraydı kilosu. Evet. Markette 50 kuruş düşmüş, pazarda da 1 lira kadar düşmüş. Bilmiyorum. Hayır, gittiğimden değil ama
Usta da böyle söylüyor bana zaman zaman. Diyor ki işte bugün diyordu domatesin kilosu bu kadar olmuş. Dün sohbetini yaptık hatta. Zamlanmış diye. Domatesler azalmış. Niye öyle olmuş Ayşegül acaba? Ayşegül Hanım da bana dedi ki usta dedi sen domatesi çok fazla kullandığın için ondan fiyatlar yükseldi. Ben de ne yapayım Ayşegül Hanım görüyorsun. Günde bir evet, kilo ama domatessiz de yemek olmuyor gerçekten. Öyle her yemeğe yakışıyor soğan ve domates. Evet. Siz soğanı elma gibi yiyormuşsunuz herhalde değil mi Ayşegül Hanım? Soğanı seviyorum evet. Bütün yemeklerle tüketmek hoşuma gidiyor. Evet şöyle biberleri de. Sevdiğim bir arkadaşım vardı. O sabah kahvaltısında bile soğan yiyordu. Tuzlayıp. Aslında, çok sağlıklı soğan yemek gerçekten. Öyle de onu kavurup içine yumurta vurduğun zaman daha güzel bir lezzet oluyor. Aa, tadı şimdi oluyor. Öyle o de. Soğanlı yumurta. Evet. Hakikaten bakın bir şey paylaşacağım. Usta çok güzel bir şeye değindi. Soğanlı yumurta deyip geçmeyin. Osmanlı mutfağında o kadar önemli, o kadar böyle meşhur bir yemekmiş ki özellikle Ramazan zamanı, Ramazan'da iftarda padişahlara, aşçılar özellikle kendi aralarında yarışa girerlermiş. Ve o soğanlı yumurta kaç saatte pişermiş biliyor musunuz? Öyle 5 dakikada, 10 dakikada değil, 6-7 saatte pişirirlermiş. Çok kısık ateşte soğanlı yumurtayı pişirip padişahın huzuruna getirdikleri zaman oraya da isimlerini not ederlermiş. Böyle şeyin, artık götürdükleri yemeğin kenarına. Soğanlı yumurtayı yiyip hoşuna giderse eğer padişah bu yemeğin kimin yaptığını sorarmış ve kendisine onu oda başı seçermiş. En yakın adamı olarak seçermiş. O kadar önemli soğanlı yumurta. Bir gün inşallah yapalım burada. Yapın bakalım bir bakalım tadına. Yapalım inşallah tamam. Bugün bir gün burada. Gerçi biz öyle 6-7 saatte yapamayız ama en azından böyle hani kısık ateşte 2 saate sığdıralım bize. Bizim burada 1,5 saatimiz var. Siz 2 saatte halledersiniz reklamlarla beraber. 2 saatte pişirelim onu inşallah. Evet. Yani biliyorsun yönetmenimiz de biraz sabırlı olduğu için 2 saat bekler bu herhalde orada. Bekler. Osmanlı mutfağından koskoca soğanlı yumurta yapacağız. Öyle soğanlı yumurta deyip geçmeyin yani. Aynen. Çok önemli bir yemek gerçekten. Şimdi ne yaptık sevgili izleyicilerimiz? Şöyle güzelce soğan ve havuçları güzelce kavurduktan sonra üzerine şöyle biberleri de ilave edelim. Beraber şöyle güzelce kavrulsun. Bunlar şöyle kavrulurken İçine şöyle patateslerimizi, 3 adet patatesi küçük küp şeklinde doğranmış içine ilave ettik. Evet şöyle sebzemiz kavrulurken tuzunu çok fazla olmayacak şekilde biliyorsunuz kavun içinde de tuz olduğu için fazla olmasın. Evet acısı da normal evet. Olsun. Ama Merve Hanım çok seviyormuş acıyı onun için fazla atalım. Şöyle biraz da pul biberimizden. Şöyle lezzet versin az bir şey. Kuru nane. Sevgili izleyicilerimiz. Az bir şey kekik. Eyvah biraz ocağı kirlettim galiba. Bagetlerimizi ustamız güzel evet. Bir şekilde sosladı. Fırına gönderdik. Fırında şu an pişiyor ve güzel bir sebze hazırladık. Garnitür hazırladık daha doğrusu. Patates, evet. Soğan, havuç, kapya biber, yeşil biber. Ondan sonra soğandan da bakın şöyle koydu. Evet sebzemizi bir karıştıralım. Bezelye. Sebzemizin içine ilave ettik. Evet. İçine ilave ettik. Sebzemiz burada pişsin. Tenceremizde piştikten sonra bagetlerimizi alacağız. Güzel hazırladığımız sebze garnitürümüzün üzerine dizeceğiz. Yine fırınlayacağız ve inşallah yemeğimiz hazır olacak. Bununla ilgilenirken ben de şöyle sebzeme bir bakayım. Sebzemiz bir yandan pişiyor sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir karıştıralım. Şu alt sıcağı alabilir miyim? Tabii ne demek buyurun. Az daha bir sıcak su verelim sevgili izleyicilerimiz. Sebzemiz yavaş yavaş pişsin. Bir yandan sebzemiz pişerken şimdi ben de sebzelerim kenara alayım şöyle ve minik işlerimiz için tekrardan sebze hazırlayacağım. Evet. Biliyorsun biz
robotumuzla her şeyi yapıyoruz. Şimdi ne yapalım sevgili izleyicilerimiz? Şöyle tekrar robotumuzdan şöyle yardım alacağız. Tavuğumuzu şöyle sebzesini gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Evet, az bir şey daha sıcak su koyarsak Ayşegül Hanım size zahmet. Çok az bir şey biraz daha sıcak su. Gördüğünüz gibi hazırladığımız sebzeyi sevgili izleyicilerimiz şöyle robotumuzun tepsisine koyduk. Evet, sulu olacak. Evet, biraz çok fazla da sulu olmasına gerek yok. Hı hı. Az bir şey olsa yeterli. Şöyle fırınımızda İsmail kardeşim için özellikle hazırladığımız bagetlerimiz şu anda pişti, hemen hemen hazır. Şimdi onları... Evet, muhteşem sesler geliyor. Bakın evet, muhteşem İsmail, sesler geliyor. İsmail de bağırıyor değil mi? Duyuyor musunuz? Ne kadar güzel. Evet. Şunları da bir tepsiye veya da bir şey koyup böyle tamam. Fırına atabiliriz. Tamam. Ayşegül Hanım. Şöyle 180 derece bir yarım saat şöyle fırınladık sevgili izleyicilerimiz. Şu sayıyor mu fırına? O çok büyük. Ama işte şey, bunlar da acaba... Olur olur koyabilirsin ama ona biz şey koyacağız. Tatlı yapacağımız için. Bir tane daha var ama. Tamam. Hı-hı. O zaman onu da yapalım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi sebzemizi şöyle bir alta koyduk. Ondan sonra şöyle bagetleri... Pardon. Şöyle alıyorum sizi. Bagetleri şöyle bir alıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle hazırladığımız sebzenin üzerine koyuyoruz. Şöyle. Şöyle koyalım. Evet, benim önlüğüm evet. Var ama işte böyle takmadığım için her tarafımı unladım. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle güzel bir görüntü olsun diye şöyle bütün bagetleri şöyle dizelim. Altta sebzemiz gelsin. Onun üzerine bagetleri şöyle güzelce bir dizdikten sonra sevgili izleyicilerimiz. Ve ne yapıyoruz? Tavuğumuzun sosunu da kesinlikle ziyan etmiyoruz. Dökmüyoruz, israf etmiyoruz. Ve onu da şöyle gördüğünüz gibi harika bir şekilde bagetlerimizin üzerine döküyoruz. İşte budur ya, budur yani. Şöyle birkaç tane... Bence muhteşem. Biber sadece bir adet de domatesimizden şöyle daha iyi bir görüntü çıksın diye ortaya sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Sevgili yönetmenim bir mumu eksik, sadece mumu eksik. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Domatesleri de kenarlarına gelecek şekilde bir diziyoruz. Ayşegül Hanım'ı vazgeçemedi. Rüyasında gördüğü biberleri de koyayım da. Ondan sonra çok seviyor yani. Kullanmasam bana kızıyor. Niye kullanmadım sanıyor. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Daha güzel bir görüntü olsun diye şöyle kullanalım. Ve şu anda gördüğünüz gibi hazır sevgili izleyicilerim. Ve tavuk bagetleri şöyle alıyorum. Robotumuzun üstüne koyuyoruz. Yavaş yavaş. Programın sonuna kadar pişsin ve şöyle bir altını açıyoruz. Bir de kapaklı olması bizim için çok büyük bir avantaj. Şöyle hem yumuşak bir şekilde hem de çok güzel. Kesinlikle de dumanı olmayan ve kokusu olmayan biliyorsun bir ızgaramız. Onun için şöyle yavaş yavaş pişsin. Evet. Yani Ayşegül Hanım görüyorsun değil mi? Diyecek pek kelime yok artık yani. Ya. Ya bu kadar mı bir şey güzel olur? Evet, gerçekten evet. Harika bir şekilde pişiriyor robotumuzun. Altını kapatalım istese onu da alalım. Sevgili izleyicilerimiz tamam. Gördüğünüz gibi kapağını kapattığınız zaman yemekleriniz enfes bir şekilde, harika bir şekilde hem yumuşak hem de çok kısa bir sürede pişmiş olacak. Şöyle gördüğünüz kapağında olması çok büyük özellik biliyorsunuz bizim için çok büyük bir avantaj. Ve yemeğimizi şöyle bir alalım. Evet sevgili teyzeciğim Remziye teyzem ellerimden öpüyorum. Buradan selam gönderiyorum. Bu yemeği robot, gönderelim Ayşegül. Yemeği de gönderelim ve ona güzel bir robot göndereceğim inşallah. Hakikaten çok misafirperver. Bahçeli bir evi var.
küçük büyük hiç fark etmez. Hangi misafiri giderse gitsin 24 saat böyle evde yemek pişer, mangallar yaparlar. Onu böyle bu dertten kurtaracağım inşallah bu hafta. Güzel bir robot göndereceğim ona ben de. Sevgili izleyicilerimiz, evet. Gördüğünüz şerbetimiz gibi. Şerbetimiz de burada zaten hazırlamıştık. Evet. Ne yaptık? Hatırlatalım bir daha. Şerbet demişken aklıma geldi. 4 su bardağı şeker, 3 su bardağı da suyla beraber emanet ediyoruz. İnşallah yarın aynı saatte karşınızda olmayı diliyoruz. Afiyet olsun, huzurla kalın. Evet, güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar. Gönlünüzce kalın ve güzelce kalın sevgili izleyicilerimiz. Muhteşem.